Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün gündem artık salgın değil, en yüksek aşılanma oranıdır. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşı hizmeti ile buluşturabiliriz." dedi. Trabzon'un Sürmene ilçesinde bugün şok eden bir olay yaşandı. Sürmene'den gelen bir çağrı üzerine olay yerine giden 112 ekipleri saldırıya uğradı. Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamayla saldırıyı kınarken şu ifadelere yer verdi. Bugün Sürmene ilçemizde bir çağrı üzerine acil denilen vakaya olanca hızıyla giden ve vakaya müdahil olmak için orada bulunan 112 ekibimize ve ambulans aracımıza karşı istemediğimiz bir şekilde saldırıda bulunulmuş, ambulansımıza zarar verilmiş, mesai arkadaşlarımıza sözlü ve fiili müdahale yapılmış, vakaya müdahil olmaları engellenmiştir. Ekibimiz oradan kaçarak kurtulabilmiştir. Bu saldırı yapan kişileri şiddetle kınıyor ve adli mercilerin bu kişiler için en ağır yaptırımı uygulayacaklarına inanıyoruz. Bu tür olayların olmaması en büyük arzumuzdur. İfadeleri kullanıldı. Adana merkezli, Trabzon dahil 12 ilde düzenlenen Change Tır operasyonunda şebeke lideri SK İzmir'de kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan S'nin yurt dışına kaçmaya hazırlandığı öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında rehinli, çalıntı, yakalamalı, hacizli tırları çenç yaparak suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen bir şebeke deşifre etti. Şüphelilerin tespiti için 6 ay önce teknik ve fiziki takibe başlayan polis 42 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında biri kadın 37 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 300 tırdan 137'si Adana Emniyet Müdürlüğü otoparkına getirildi. Ele geçirilen diğer tırların da illerden gelme işlemleri sürerken operasyonda 15 şase, 2 araç beyin okuma cihazı, 10 tır beyni, 1 ruhsatsız tabanca, 155 fişek, çok sayıda poliçe, vekaletname ve dijital malzeme ele geçirildi. Öte yandan şebeke lideri S'nin izini bulan ekipler, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kovalamacası sonucu yakalanarak Adana'ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen SK emniyette sorguya alındı. S'nin şaşırtma amaçlı farklı illerden Ukrayna ve Gürcistan'a gitmek için uçak bileti aldığı öğrenildi. S'nin ilk sorgusunda uçak biletleri için, sokağa çıkma yasağı olan günlerde rahat seyahat etmek için kullanıyorum, dediği öğrenildi. Ayrıca SK ile birlikte kardeşi ve bir başka şebeke üyesi gözaltına alındı. Öte yandan sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan birinin koltuk değnekleriyle yürüdüğü görüldü. Zanlıların emniyetteki ifadeleri sürüyor. Artvin ve ilçelerinde aniden bastıran yağış kısa sürede yerini doluya bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Maden Köyü ve Yusufeli ilçesi Boyalı Köyü'nde etkili olan dolu yağışı bazı tarım arazilerinin zarar görmesine neden oldu. Kuraklığın ardından yağan dolu ise şaşkınlığa neden oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı kısa süre etkili olmasının ardından hayat yeniden normale döndü. Bakan Bilgin, Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da yapılacağını açıkladı. Bilgin, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu. Ortahisar Belediye Meclisi CHP üyesi Ömer Dayı, Beşirli Mahallesi sahilinde kokunun devam ettiğini belirtti. Dayı, Deniz dolgusu yapıldıktan sonra mahallelerden gelen su denizle buluşamıyor. Akarlar için de aynı sıkıntı var. Büyükşehir Belediye Başkanımız 5 ay sonra koku kalmayacak demişti ama o bölge yine kötü şekilde kokuyor. Bu konuda cevap bekliyoruz. Ben vatandaşımızın şikayetini dile getiriyorum. Bu konuda vatandaş açıklama bekliyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile 33 kente yeni emniyet müdürü atandı. Yayımlanan kararname ile Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Sudan'a İçişleri Bakanlığı müşaviri olarak atanırken yerine ise Sivas İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan getirildi. Gazetemiz Karadeniz'de son noktaya konuşan Emniyet Müdürü Aydoğan, "Doğduğum şehre müdür olmak güzel bir duygu. Yıllar önce babamın görevi sebebiyle Faroz'da doğmuştum." Şimdi aynı şehirde müdür olarak bulunmak Allah'ın lütfu. Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. İyi Parti Trabzon milletvekili Doktor Hüseyin Örs sezon öncesi uyardı. Fındık fiyatı 35 TL'nin altında olmamalıdır dedi. TBMM Genel Kurulu'nda İyi Parti grubu adına konuşma yapan Örs fındık üreticilerinin sorunlarını meclis gündemine taşıdı. Hükümetin açıklayacağı fındık fiyatı 35 TL'nin altında olmamalıdır dedi. Milletvekili Hüseyin Örs, Ağustos ayında bölgede fındık hasadının başlayacağını ve üreticinin hasat başlamadan fındık fiyatının belirlenmesini ve tm TMO'nun alacağı fındık miktarını açıklanmasını beklediğini belirtti. Trabzon'un Tonya ilçesinde yeğeninin ölümünden sonra Küstüğü köyüne dönmeme kararı alıp, 37 yıldır Karakısrak yaylasında yaz kış tek başına yaşayan ve yörede Robinson Nine olarak tanınan 87 yaşındaki Fadime Kayacı'nın hayatı belgesel oldu. Yapımcı ve yönetmen Nurdan Orhan Tekeoğlu çifti tarafından hazırlanan, Fatma Kayacı'nın bilinmeyen hikayesi adlı belgesel, İtalya'da düzenlenen Novi Mondi Film Festivali'nde 600 eser arasında jüri özel ödülüne layık görüldü. Meteorolojinin hava tahminlerine göre yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili olacak. 9 ilde yağışların kuvvetli olacağı, vatandaşlardan sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Samsun, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Isparta'nın doğu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve Çankırı'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.